Merhaba, bu videomuzda Samsung Galaxy A serisinin 2016 modeli A7'yi inceliyoruz. Vatan, vatan, vatan. Samsung Galaxy A serisi geçen senelerde zaten hayatımıza giren ama 2016 itibariyle de donanımsal ve bazı tasarımda çizgisel olarak yeniliklere giden zaten tanıdığımız, bildiğimiz bir seri. Daha önce diğer videolarımızı izlediyseniz boyut olarak aslında birazcık daha böyle farklı farklı gittiğini göreceksiniz. A3'ten A7'ye kadar. A3 daha küçük cep telefonlarını sevenler için. A5 5.2 inçlik boyutuyla orta derecede bir büyüklükte telefon severler için ve A7'de burada dizayn anlamında, tasarım anlamında farklılık olması açısından da birazcık daha büyüterek ekran boyutunu 5.5 inçe kadar çıkartmış. Şimdi bu tarz alışverişlerde, bu tarz teknolojik kıyaslamalarda genelde biz şunu tavsiye ediyoruz. Yapmamız gereken bu, doğru ve bilinçli tüketiciyi oluşturmak için. Birincisi, neye ihtiyacınız olduğuna bakacaksınız, iyice tartacaksınız. Aldığınız teknolojik ürünü hayatınızın hangi noktasında ne amaçla kullanacağınıza karar vereceksiniz ve ondan sonra kullanacaksınız. Eğer bunların hepsini hallettiyseniz, bundan sonrası aşamada da, bir sonraki aşamada da teknik özellik ve tabii ki göze hoş gelmesi, şık gelmesi, tasarımsal anlamdaki artılar devreye girmeye başlıyor. Dizayn anlamındaki artıları gerçekten oldukça elinize aldığınız zaman bile hissettiren ve Samsung'un Galaxy serisinde görmeye alıştığımız ve aynı zamanda A serisine devamını getirdiği olan güzel ve şık bir tasarım A serisinde bütün telefonlarda olduğu gibi A7'de de mevcut. Tasarım burada aynı zamanda dayanıklılıkla harmanlanmış bir durumda. Çünkü hem daha güzel, daha şık olabilmesi açısından metal ve camın bir araya gelmesi hem de Gorilla Glass'ın sağlamlığı sayesinde hem telefonun çok daha çekici halde olması hem de çok daha sağlam olması tasarlanmış ve amaç edilmiş. Aynı zamanda bu metal ve camın bir araya gelmesi sadece sağlamlık değil, kullanırken elinizde ağır, oturaklı bir telefonun olduğunu, sağlam bir telefon olduğunu biliyorsunuz ve doğal olarak bu da size kaliteli bir telefon kullandığınız hissiyatını yaşatıyor. Gorilla Glass bir ekrandan olduğundan bahsetmiştik ve 5.5 inç büyüklüğünde bir ekran büyüklüğüne sahip. Ekran 1920'ye 1080 Super AMOLED, yani Full HD bir çözünürlüğe sahip ve Super AMOLED sayesinde de oldukça canlı, yerinde siyahlar ve parlak renklerle güzel çözünürlükte videoları, fotoğrafları inceleyebildiğiniz ve uygulamalarda gezinti yapabildiğiniz bir çözünürlüğe sahip. Galaxy A7 8 çekirdekli 1.6 GHz gücüne sahip bir işlemci ile birlikte geliyor. 3 GB'lık bir bellek, yani RAM ve 16 GB'lık dahili depolama alanı mevcut. Bu dahili depolama alanını siz arzu ederseniz micro SD ile rahatlıkla arttırabiliyorsunuz. Bu işlem ve donanım gücünün arkasında 3300 mAh'lik bir pil mevcut. Çözünürlük, Full HD, işlem ve bellek durumu baktığınız zaman gerçekten sağlam ama 3300 mAh'lik bir pil gerçekten bu kapasiteli bir telefonu oldukça rahat bir şekilde bir gün idare etmenize imkan sağlıyor. Samsung'u uzun yıllardan beri takip edenler ve Samsung'dan haberdar olan bütün kullanıcıların bildiği gibi Samsung'un amiral gemisi dediğimiz modelleri, telefonları var. Bugün 2016 itibariyle Samsung S6 ya da Samsung S6 Edge gibi modeller var. Şimdi bu telefonlar gerçekten bugün raflarda bulabileceğiniz en iyi özelliklere sahip olan telefonlar. Ancak bu özellikleri sunarken haklı olarak bir yandan da çıtayı özellikle maddi anlamda yüksek tutuyorlar, yüksek tutmak zorundalar. İşte burada A serisi devreye giriyor. Bu kadar özelliğin ve bu kadar fazla güzelliğin sahip olduğu bir cihaza kadar eğer maddi olarak gelemiyorsak ama yine de ekonomi yapalım derken taviz vermeyelim diyorsanız işte burada da A7 gibi bir model karşımıza çıkıyor. Bu da bize az önce söylediğim gibi çok fazla cebimizi yormadan iyi donanıma ve iyi özelliklere sahip, güzel bir dizayna sahip
telefonla buluşabilme imkanı sağlıyor. A7'nin ana kamerası 13 megapiksel ve bu 13 megapikselin yanında Samsung'un da kendi geliştirmiş olduğu fotoğraf özelliklerinin yanı sıra aynı zamanda donanımsal ve teknik anlamda farklılıklar mevcut. Diğer raflardaki modellerine göre diyebiliriz. Bu farklılıklardan en büyüğü bir kere 1.9F standartlarındaki diyafram genişliği. Bu diyafram genişliği loş ya da karanlık ortamlarda özellikle gece çekimlerinde çok daha fazla genişleyen diyafram sayesinde içeri alınan ışık hüzmeleri sayesinde daha karanlık ortamlarda güzel ve aydınlık fotoğraflar çekebilmenize imkan sağlıyor. Amatör fotoğraf çekenlerin ya da fotoğrafa çok fazla teknik anlamda yakın olmayanların yaşadığı ama anlam veremediği bir şey var. Fotoğraflar bazen böyle bir dalgalı ya da böyle bir bulanık çıkabiliyor. İşte bunun nedeni fotoğraf makinesinin, kameranın hareket etmesiyle alakalı olan bir durum. Siz her ne kadar ya ben çok sabit duruyorum deseniz de elleriniz maalesef minik minik açılarda titreyebiliyor. İşte burada da optik görüntü sabitleyicisi devreye giriyor ve bu hatayı, bu kusuru minimize ederek çok daha kaliteli ve çok daha güzel fotoğraflar çekebilmenize imkan sağlıyor. Telefon kablosu bağlantı özelliği olarak Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC ve tabii ki 2016'da hayatımıza giren 4.5G destekli olarak geliyor telefon ve yeni nesil telefonlar olarak da tekrardan eğer yakın zamanda ihtiyaç duyacağımız yeni teknolojik gelişmelerden de eksik kalmadan ya da yeni bir telefon almaya ihtiyaç duymadan da rahatlıkla telefonu her anlamda kullanabilme imkanı sağlıyor. Şimdi NFC'den bahsetmişken hemen direkt bu özellikle bağlantılı olarak kullanabileceğimiz çok güzel teknoloji var. Uzun yıllardır aslında biz bu teknolojiyi, şu an söyleyeceğim teknolojiyi birazcık daha telefon ayarlarımızı, işte telefondaki verilerimizi korumak adına kullandık. Bu verilerde genellikle tabii ki mesajlarımız, kişisel dosyalarımız, fotoğraflarımız, videolarımız oldu. Bu koruma yöntemi de tabii ki parmak izi okuyucusu. Şimdi çok eskilerde filmlerde gördüğümüz o koca koca kapıları açan parmak izi okuyucusu artık minicik bir telefonda ve telefonu açıp kapamamıza yardımcı oluyor. Ama asıl parmak izi okuyucunun kullanılacağı alan tabii ki NFC. NFC ülkemizde çok yaygın değil. İlerleyen dönemlerde, yani bu videoyu çektiğimiz dönemde en azından yaygın değildi ama ilerleyen dönemlerde hayatımıza fazlaca girecek, bundan eminiz. İşte burada da NFC gibi ödeme seçeneklerini kullandığınızda, mobil cüzdan seçenekleri kullandığınızda bu cüzdanları onaylamak adına parmak izinizi kullanacaksınız. Ki zaten bugün baktığınız zaman koruma ve güvenlik açısından en sağlam güvenlik duvarlarından bir tanesi bu. İşte burada da Samsung zaten bu teknolojiyi kullanmaya başladığından beri çok sağlıklı, hızlı ve pratik bir şekilde tepki veren parmak izi okuyucusu A7'de de daha da geliştirilmiş bir şekilde şık ve güzel bir şekilde karşımıza çıkıyor. Telefon 5.1.1 Lollipop Android olarak kutu içerisinden çıkıyor. Kutu içerisinden bahsetmişken şarj adaptörü de hızlı şarj edebilen özelliğe sahip olan yeni nesil şarj cihazlarından. Bu da hayatımızı ve zamanımızı oldukça kolaylaştırıp hızlandıran teknoloji. Direkt olarak ekstradan bir yeni şarj cihazı almanıza gerek yok. A serisini daha önce kullandıysanız, incelediyseniz, diğer videolarımıza baktıysanız ya da hepsini bir kenara bırakalım. A serisindeki telefonların sizin için yeterli donanıma sahip olduğuna inanıyorsanız, A3 gibi minik, A5 gibi orta ölçekte, A7 gibi ben büyük ölçekte telefonlar seviyorum diyorsanız ve Samsung'un geliştirmiş ve kullanmış olduğu teknolojilerden faydalanmak, bu teknolojilerden faydalanırken iyi bir işlem gücünü kullanabilmek ama çok fazla para ödemek istemiyorum diyorsanız Samsung Galaxy A7 istediklerinize cevap verecek.